Türkiye'nin farklı yerlerinden dünyanın uzak ülkelerine yaptıkları yaşam yolculuğunda hayallerinin yanında tek sermayeleri çalışkanlıklarıydı. Farklı dallarda, apayrı uzmanlık alanlarında kadın erkek yılmadılar. Akılları, azimleri ve yapıp ettikleriyle Türkiye'nin övünç kaynağı oldular. Başarılarıysa bütün insanlığın kazanç hanesine yazıldı. Bu belgeselde uzaktaki başarıları kadrajımıza alacağız. Bu ülkenin yetiştirdiği insanların dünyanın dört bir köşesinde elde ettiği başarıların hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, eğitimim hiç bir zaman bitmedi. Bu sözler Doktor Gökhan Güvenli'ye ait. Tıp eğitimine başladıktan sonraki hayatının her bölümünde yeni bir tıp öğrencisi gibi çalışmaya devam eden Doktor Güvenli için İzmir, Elazığ maden derken Amerika Birleşik Devletleri Florida'da devam eden doktorluk yaşantısı hep ilk günkü öğrencilik yılları gibi heyecanla sürüyor. Her yaştan hastasıyla birebir ilgilenmek için kök hücre ve organ nakli araştırma alanında yaptığı çok önemli çalışmaları elinin tersiyle itip tekrar hastalarıyla buluşan Doktor Güvenli, bu değişimin hayatında aldığı en önemli karar olduğunu söylüyor. Bunun sonucunda ise Florida'da neredeyse küçük bir Türk kolonisinin doktoru olarak herkese 7/24 hizmet veriyor. ...1963 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Çocukluğum, şimdiki çocukluklara göre bence bayağı şanslı, bayağı güzel bir çocukluktu. Çünkü Ankara'da oturduğumuz Küçük Esat semtinin Başak Sokağı'ydı, unutmuyorum hiç. Apartmanımızın ismi de Güvenli Apartmanı'ydı. En üst katta dedemler, onun altında büyük amcamlar, onun altında küçük amcamlar, bir alt katta biz. En alt katta da çok yakın bir aile dostumuz vardı. Bunun bana getirdiği artı, kuzenlerimle büyüdüm, onlarla oynadım, onlarla yakın oldum. Ortaokulun ilk sınıfına kadar Ankara'da kaldık. Ortaokulun birinci sınıfına Ankara'da başladım. Daha sonra babamın ve annemin işi dolayısıyla İzmir'e taşındık. Babam devlet memuruydu, annem öğretmen. Annem ortaokulda Türkçe öğretmeniydi. Ben annemin okuluna yazıldım. İzmir'in Alsancak semtinde oturuyorduk. Evimiz havuza çok yakındı. Sağ olsun babam ve annem beni kardeşimle birlikte havuza yazdırdı. Havuzda ciddi olarak sadece yüzme öğrenmek değil, spor kulübünde sporcu olarak bulundum. Kardeşim hatta benden çok daha iyiydi. O milli takıma kadar yükseldi. Ama yani sporun bana getirdiği, yüzmenin bana getirdiği İzmir yıllarında bir disiplinimiz oldu. Yıllar sonra hala benim hayatımı etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Onun şeylerini hala, meyvelerini topluyorum. Devlet memuru bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Doktor Güvenli'ye göre mutlu bir çocukluk geçirmek ileride yaşanacak başarı veya başarıların temelidir. Ankara'da başlayan eğitim hayatı babanın devlet memuru olması nedeniyle İzmir'de devam eder. Lise, İzmir Atatürk Lisesi'ne kaydoldum. 3 seneydi o zaman lise. İzmir Atatürk Lisesi'nin 1980 yılı mezunuyum. İlkokuldan itibaren doktor güvenliği için iki hedef varmış. Birincisi pilot olmak, ikincisi ise doktor olmak. O doktor olmayı seçmiş. Ama uzakta mesleğini icra ettiği için çok sevdiği pilotluk özlemini sadece sık sık uçaklara binerek gidermeye devam ediyor. Annemin öğretmen olmasından dolayı ve babamın eğitimimize katkılarından dolayı ta ilkokuldan beri bir baskı demeyeyim ama bir yönlendirmeyle büyütüldüm, eğitildim. Eğitim, dersler bizim için önemliydi. Mesleki açıdan büyük bir baskı olmadı. Küçükken düşüncelerimden bir tanesi doktor olmaktı, bir tanesi de pilot olmaktı. İkisinden bir tanesini düşünüyordum. Pilotluk olmadı, doktorluğa şans çıktı diyeyim artık. Aslında üniversite sınavında bayağı iyi bir dereceyle tıp fakültesine girdim. İlk baştaki tercihlerimden bir tanesiydi. Tıbba girdim, son derece de memnunum. İyi ki orası olmuş çünkü insanlarla olan ilişkilerimle, hayatımın akışıyla beni çok çok daha değişik yerlere yönlendirdi.
bugünlere gelmemi sağladı. Doktor Güvenli'ye göre 6 yıllık eğitimin sonunda mezun olunca artık ben her şeyi öğrendim dediğiniz an aslında her şey bitiyor ve körelmeye başlıyorsunuz. O yüzden devamlı kendinizi yenilemek, eğitmek zorundasınız. Yoksa başarı sizle birlikte asla yanınızda yürümez. 20 yaşında, 22 yaşında üniversiteyi bitirip bir şey olduğunuz zaman tamam ben her şeyi öğrendim dediğiniz zaman zaten körelmeye başlıyorsunuz. Devam etmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız, kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Yoksa işinizi iyi yapamazsınız. Yani özellikle benim mesleğimde ben işimi iyi yapamıyorsam sonucu bir insan hayatı. Bir insanın hayatını oynuyorsunuz, bir insan hayatını gelip size emanet ediyor. Ben o emanete daha iyi şey yapabilmem için okumam lazım. Eğitilmiş olmam lazım, yenilikleri takip ediyor olmam lazım. Hastanın kendisine bir emanet olduğunu düşünen Doktor Güvenli, bu emanete sahip çıkmak adına okumaya ve öğrenmeye halen devam ediyor. Mecburi hizmet için 2,5 yıl Elazığ'ın Maden ilçesinde ilk doktorluk deneyimine başlayan Doktor Güvenli için ilk kez Ankara'nın doğusuna gitmek tam bir kültür şoku yaratmış. Çünkü Ankara'da başlayıp sonrasında İzmir'de devam eden hayatı için maden onun bugünleri için çok önemli bir deneyim oluşturuyor. Hatta mesleğinin yol haritası bile o günlerde şekilleniyor. Tıp fakültesini bitirip doktor olduğumda 23 yaşına girmemiştim. Ankara'nın doğusuna hiç geçmemiştim. İlk defa mecburi hizmet dolayısıyla 2,5 seneye yakın Elazığ'ın Maden ilçesinde kaldım. Değişik bir atmosferdi, değişik bir hayat tarzıydı, değişik bir yaşam şekliydi benim için. Ama o şoku atlatıp 2 ay, 3 ay içinde ortama uyduğunuz zaman, alıştığınız zaman, insanları tanıdığınız zaman, oradaki insanların ne kadar iyi olduğunu, oradaki insanların bize ne kadar ihtiyacı olduğunu, bize ne kadar saygı ve sevgi gösterdiklerini gördüm. Benim hayatımda Elazığ'ın veya Maden'in yeri şöyle etkileyen beni, ben orada pratisyen doktordum. 23 yaşına dediğim gibi daha yeni girmiştim. 6 sene okul bitti, diplomamı aldım. Artık dedim herhalde dünyada tıpla ilgili öğrenilecek başka hiçbir şey yoktur. Devamlı çalış, 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 öğren, 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 oku. Tamam diyorsunuz, artık ben her şeyi öğrendim. İlk hastasıyla olan deneyimi ise gülümseten bir anı olarak Doktor Güvenli'nin dudaklarına yansıyor. İlk hastamda Allah dedim ben bunu öğrenmemiştim. Bu kısmını ne yapacağım şimdi? Hadi hastayı tuttuk kenarda açtım, kitabı okudum. İşte reçetesini yazdık, ilacını verdik. Sanıyorum doğru bir teşhisti o. İlk hastamı hiç unutmayacağım. Doktor Güvenli'ye göre Elazığ Maden günlerinde bir bebek hastanın arkasından 90 yaşında bir yaşlı hastanın gelmesi ona mesleki branşını ileride seçmede yardımcı oluyor. Çünkü her yaştan insanın sağlığıyla ilgilenmek ona ayrı bir mutluluk veriyor. Hatta bunun yüzünden Amerika gibi bir yerde araştırma yapacak imkanları olmasına rağmen hastalarıyla beraber olmak adına elinin tersiyle bu görevi bırakıp eyalet bile değiştiriyor. Doğum yaptırmadım ama bebeklikten 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar yaşayan insanlarla muhatap oldum. Kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun. Branşımı seçmemde çok büyük etkisi oldu daha ileriki yıllarda. Çünkü değişik insanlarla uğraşıyorsunuz, değişik hastalar görüyorsunuz. Amerika'ya geldikten sonra kendimi daha böyle spesifik konulara yönlendirdiğim zaman en son kararımın branşımı seçerken aile hekimliği olmasına, internal medicine dahili olmasına dikkat ettim. Ve o yüzden de yani gerçekten mutluyum. Çünkü insanlarla, değişik insanlarla tanışma, konuşma, onların dertlerini dinleme olanağı sağladı bu branş bana. Dediğim gibi bunların hepsinin sebebi Elazığ Maden'deki o 2 senelik mecburi hizmetin bana verdiği tecrübe. Mecburi hizmetin hemen arkasından İzmir'e dönüp bir hastanede çalışmaya başlayan Doktor Güvenli için uzmanlık artık başlamıştı. Ancak onun hayali iyi bir doktor olmak ve dünya literatürünü de takip etmek olduğu için yabancı dil öğrenmesinin şart olduğunun bilincindeydi. Madenden sonra İzmir
Tepecik Eğitim Hastanesi'nde görevli doktor olarak çalışmaya başladım. O yıllarda yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de eğitimimi en azından bir kısmını yurt dışında yapıp İngilizce öğrenip kariyerimi daha bilgili, daha tecrübeli bir olarak devam etmekti. Bu yüzden yabancı dilin önemi benim için büyüktü. Ve yabancı dil öğrenmek için yurt dışına gitmem gerektiğini anladım. İmkanım da vardı yurt dışına gitmek için. Kuzenim Amerika'da yaşıyordu. Ondan rica ettim bana bir okul ayarlamasını. O da sağ olsun Amerika'nın Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde bir okul ayarladı. İlk başta oraya sadece bir seneliğine doktor olarak değil de öğrenci olarak İngilizce öğrenmeye gittim. Dil öğrendikten sonra vatanına dönmeyi planlayan Doktor Güvenliği için 1990 yılında patlayan ilk Körfez Savaşı planlarının değişmesine ve Amerika'da kalmasına neden oluyor. Ben Amerika'ya gittim. Amerika günlerim güzel geçiyordu. Birazcık eğitimimi aldım, hayatı öğrendim, yabancı dilimi geliştirdim. Tam Türkiye'ye dönmeye niyetlenirken Amerika ile Irak arasında o ilk savaş çıktı. Benim Amerika'ya gitmemi istemeyen annem ve babam bu askerlik durumumdan dolayı Türkiye'ye dönmemi istemediler. Sen en iyisi Amerika'da kal, durumu biraz öyle idare et. Amerika'da kalmama sebep olan en önemli olaylardan bir tanesiydi. Çünkü hakikaten niyetim Türkiye'ye dönüp ihtisasımı Türkiye'de bitirip hayatımı burada devam ettirmekti. Çünkü benim vatanım Türkiye, ailem Türkiye'de. Normalde olan da o zaman gözüken oydu. Yaşamımı ve eğitimimi ve mesleğimi Türkiye'de devam ettirmek. Ama bu savaş yüzünden, ilk Körfez Savaşı yüzünden Amerika'da biraz daha kalmak zorunda kaldım. Amerika'da kalmak zorunda kalan doktor güvenliği için tıp diplomasının karşılığını denkleştirmek demek, yeniden ders çalışmak ve sınava girmek anlamını taşıyordu. Ancak ilk denemede doktor güvenliğinin karşısına dil problemi çıkar. İlk başta başarılı olamayan doktor güvenliğe o günlerde tanıdığı şimdiki eşi yardımcı oluyor ve Amerika'da tıp doktoru olarak çalışmasında bir engel kalmıyor. Amerika'da kalmaya karar verdiğim zaman ne yapacağımı düşünmeye başladım. Hayatta bildiğim tek şey doktor olmaktı. Ticaretle bir ilgim yoktu. Başka şeylerle ilgilenmemiştim. O yüzden dedim yapacak başka bir şey yok. Tekrar bu sınavlara oturup çalışıp girmem lazım. Tıbbi İngilizcemi de ilerletmem gerektiğini anladım ve kendime bir program çizdim. 4 aşamalı bir sınavdı. Bu sınavları birer birer çalışarak geçtim. O arada da şimdiki eşimle tanışmıştım. Onun da Amerika'da kalmamda etkisi oldu. Ve onun da bana çok faydası oldu o günlerde. Bir başarma azmi. Ben madem geldim, madem burada kalmaya karar verdim, bunun başka yolu yok. Ya doktor olacağım yahut da başka bir şey olamayacağım deyip sınavları da teker teker verdim. Zamanımı aldı ama bilgimi de pekiştirdi, eğitimimi de sağladı. O da bana büyük bir tecrübe oldu. Artık doktorluk yapabilecek haklara sahip olan doktor güvenliği için dilden sonra önüne başka bir engel çıkıyor. Çünkü onun ne yapabileceği ya da ne yapmak istediği konusunda fikir sahibi olmayan otoriteler, onun ilk olarak tıp öğretmenliği yapması konusunda imkan veriyorlar. Her ne kadar özgürlükler ülkesi dense de, o ülkede okumayan ya da dışarıdan gelen biri için sistem ağır çalışıyor veya çalıştırılıyor. Ancak yılmayan doktor güvenliği, kendisi gibi birçok meslektaşıyla birlikte ülkesine dönmeyip azimle çalışıyor ve Miami Üniversitesi Organ ve Kök Hücre Nakli Bölümünde birçok Amerikalı meslektaşını geride bırakıp çalışmaya başlıyor. Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi ve Transplant Bölümünde fellow olarak işe başladım. Diyabet, şeker hastalığının araştıran bir kurumdu.
O kuruma bağlı bir bölüm de vardı. Hücre nakli, kök hücre nakli. Biz Amerika'da o zaman ilk araştırma yapan yerlerden bir tanesiydik. Türkiye'de veya dünyada ilk çoklu organ naklinin yapıldığı bir bölümdü. Benim görevim kök hücrelerini donordan alıp hastaya nakletmekti. Böyle bir araştırmanın içindeydim. Daha sonra ilk pankreastan hücreler alıp şeker hastalarına naklini o bölümde de çalıştım. Detaylı bir çalışma, son derece zaman alan, yoğun bir bölüm. Amerikalıların bile isteyip ulaşamadığı bir noktaya gelen Doktor Güvenli'nin aklına araştırma günlerinde madendeki hayatı geliyor. Çünkü araştırma yapmak, hastalıklara laboratuvarda çözümler üretmek, bilim insanı olmak muazzam bir duygu olmasına rağmen hastalarla bir arada olamamak onun adına zor bir durum oluşturuyor. O da bunun karşısında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Tek kötü tarafı çok fazla hastayla ilgilenemiyorsunuz. Araştırma çok. Araştırmaların getirdiği Amerika'daki özellikle zorunluluklar, istatistik bilgiler, yani birçok şey sizi hastadan ayrı koyuyor. Hayatınızın büyük bir kısmı laboratuvarda geçiyor. Ondan sonra bir sürü toplantılar, bir sürü konferanslar. Ben anladım ki tamam güzel iyi ama hastalarla bir değilim. O maden günlerimdeki o bebekle, arkasından gelen yaşlı amcayla, yaşlı teyzeyle konuşamıyorum, anlaşamıyorum, görüşemiyorum. Bu beni yavaş yavaş etkilemeye başladı. Kariyer olarak belki çok iyi bir kariyerdi. Dünyada ilk yapılan kök hücre nakillerinden bir tanesiydi o çalıştığım bölüm. Ama yavaş yavaş kalbimin orada değil de daha ziyade hastaları görebileceğim, daha genel olarak görebileceğim bir branşta olduğunu hissettim. Ve Miami'deki tıp fakültesinin Family Medicine bölümüne yazıldım. Onlar da sağ olsunlar beni kabul ettiler ve ihtisasa orada başlamış oldum. Miami Üniversitesi'nden sonra eşinin doğduğu yer olan Wisconsin eyaletinde 8 yıl mesleğini yapan Doktor Güvenli için orasının Elazığ maden günlerini hatırlatır tarafı çok fazlaydı diyor. Maden gibi soğuk ve küçük bir yerdi diye bahsediyor. Florida'da oturmamıza rağmen eşimin Amerikalı olmasından ve Amerika'nın kuzey eyaletlerinden olmasından dolayı ilk 8 senemi Wisconsin'a tekrar dönerek geçirdim diyeyim. Orada küçük bir şehirde, bir klinikte doktor olarak çalıştım. Oranın bana hatırlattığı aynı madende yaşadığım günler gibi. Ama bu sefer doğum da yaptırabiliyordum. Bebeklerle de ilgilenebiliyordum. Daha sonra, öğleden sonra yaşlılar yurduna gidip yaşlıları da görebiliyordum. Akşamleyin acil bir ameliyat olduğu zaman oradaki ameliyata da katılıp cerraha yardımcı da oluyordum. Yani hakikaten mesleğimi yani %100 eğitilmiş olduğum kısmını da yapabiliyordum ve bu bana güzel bir aşırı bir haz ve zevk veriyordu. Ama Wisconsin'ın kötü tarafı havası soğuk ve kapalı. İzmir çocuğu olarak ben burada artık uzun kalmayayım. En iyisi sıcak bir yere gideyim. Doğal olarak da daha evvel bulunduğum Florida aklıma geldi. Bir Türk doktoru vardı. Onunla gidip bir görüşme yaptım. Dönmemde, gelmemde bir problem olur mu? Yoksa kalayım mı şu anda, o anda bulunduğum yerde diye. Kendisi ertesi gün bana iş teklif etti. Ve Florida'ya tekrar geri dönmüş oldum. Florida'nın doktor güvenliği için en önemli tarafı birçok arkadaşının orada yaşamasıydı. Bu da onun yakın bir zamanda Türklerin doktoru lakabıyla anılmasına neden olacaktı. Bütün oradaki Türk cemiyetinin neredeyse doktoruyum. Bu bana bir zevk veriyor. Bir insanların gece yarısı da olsa telefonumu açıp kusura bakmayın rahatsız ediyorum demesi bile bir
vatanıma karşı, milletime karşı bana bir görevi yaptığım duygusu veriyor. Sanki Türkiye'deymişim de Türkiye'nin bana kazandırdıklarına karşı olan borcumu ödüyormuşum gibi geliyor. Yani zevkle yapıyorum. Aslam da olmasa, arkadaşlarım, tanıdıklarım hepsinde cep telefonum var. Gece gündüz ararlar. Konsoloslukta görevler olsun, havalanında çalışanlar olsun, normal halk olsun, eğitim kurumlarında çalışan diğer doktorlar dahi de olmak üzere oranın ana doktoruyum neredeyse ve zevkle de yapıyorum. Tesadüfen başlayan Amerika macerasında Türkiye'ye olan borcunu neredeyse 24 saat Türklere çalışarak veriyor. Bir anlamda vefasını da böylelikle yerine getiriyor. Türkiye'de üniversiteye gittim. Türkiye'den mezun oldum. Tamam, Amerika'da da denklik sınavlarını aldım, şey yaptım ama o diplomamı buradan almasaydım orada belki gidemeyecektim. Maddi durumum el vermeyecekti. Çünkü Amerika tıp yönünden aşırı pahalı bir ülke. Şimdi bunları yapabilmek, Türkiye'den gelen insanlara yardım edebilmek, onlara yardımcı olabilmek, işleri bittikten sonra Allah razı olsun, çok teşekkür ederim, sayende büyük bir sıkıntıdan kurtuldum diyebilmeleri benim için büyük bir haz, büyük bir zevk. Birçok hastam var, çok çok uzaklardan geliyorlar sadece Türkçe konuşabilmek için. Derdimizi Türkçe anlatabilmenin zevkini ve mutluluğunu siz de tatmak istiyoruz deyip. Onlara yardımcı olabilmek, onlarla beraber olabilmek sanki beni o an Türkiye'de bir hastanede çalışıyor musun havasına getiriyor ve büyük bir zevk veriyor. Yani hakikaten çok özlemiyorum Türkiye'yi çünkü neredeyse küçük Türkiye'de yaşıyor gibiyim Miami'de. Doktor Güvenli'ye göre Amerika ve Türkiye karşılaştırıldığında arada fark yok. Hatta Türkiye'de bazı şeylerin daha ileri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz diyor. Tıp, yani neresine giderseniz gidin tıp. Basit bir sistemle hastalıkları buluyorsunuz her yerde. Ama yani Türkiye'ye gidip gelirken de gördüğüm şeylerden bir tanesi de Türkiye bu konuda da hakikaten ileri. Birçok dünya ülkesinden daha ileri. Birçok yeni buluşlar uygulanıyor. Genç tıp insanlarına öncelikle dil konusunda sıkıntı çekmemeleri için dil öğrenmeleri gerekliliğini söyleyen Doktor Güvenli'ye göre devamlı yenilikleri ve sempozyumları takip ederek dünya standardında doktorlar olabilirler diyor. İlk tavsiyem yabancı dillerini geliştirip dünyada tıp aleminde olan bilgileri kendilerinin ilk baştan öğrenmeleri. Kulaktan dolma bilgilerle değil de okuyarak birçok dergileri, tıbbi dergileri takip ederek, birçok konferansları takip ederek eğitimlerini devam ettirmeleri. Birçok arkadaşımı Türkiye'de biliyorum, devam ediyorlar, eğitimlerine devam ediyorlar, konferanslara katılıyorlar. Dünyanın her yerine gidiyorlar ve tekrar dönüp halka, insanlara hizmet ediyorlar. Ben onlarla gurur duyuyorum. Ben küçük bir Türkiye'de yaşıyorum ama yine de ülkemde sokakta bir simit yemek özlemim. Her insanın doğduğu yer, anne babasının olduğu yer, arkadaşlarının olduğu yer, sokakta bir simitini yediği yer gibi başka bir yer yok. Nereye giderseniz gidin özlüyorsanız, Türkiye'de olmak, oraya hizmet etmek, oradaki insanlara yardımcı olmak çok çok daha değişik bir duygu. Ben orada devam ediyorum ama Türkiye'nin şartları da çok güzel şimdi. Sunduğu eğitim de güzel, hastalara verdiği olanaklar da çok güzel. Gençlere gidip eğitimlerini almalarını, yabancı dil öğrenmelerini ve eğitimlerini ömür boyu devam ettirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü tıp değişiyor. Dünyada her yerde yapılabilecek bence tek meslek. Tıp, doktorluk. Ama bunu da doğru yapabilmek lazım ki size canını emanet eden bir insana
görevinizi layıkıyla yapabilirsiniz. Doktor Gökhan Güvenli, bir doktor düşünün ki o yaş, cinsiyet ayırt etmeden herkese hizmet veriyor. Halen Miami'de neredeyse her Türk'ün doktoru. Özlemi bitmemiş, her fırsatta doğduğu topraklara gelip meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuyor. Doğumda eline aldığı bebeklerin ilk nefesini hissetmesinden son nefesini veren yaşlı hastasına kadar mesleğini duyguyla yapan bir doktor. O, uzaklardaki başarılara imza atan Türklerden bir tanesi.